tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Sarri'de bu arada... Mesela Vedat değişikliği çok hatalıydı yani. Şanssız bir gol yedik. Ortada bak o şansa inanıyor demek ki. Gol şanssız canım. Onun ortada bir oyunda ama kabul etmemiz gerekiyor ki kaybettik. Bugün kötü oynadığımızı söyleyemem. Galatasaray'a iyi cevap verdiğimizi düşünüyorum. Mesela kötü oynadığını düşünmüyor. Kötü oynadık demiyor Sarri mesela. Galatasaray'a iyi cevap verdiğimizi düşünüyorum diyor. Yani sonuçta bugün kötü bir oyun ortaya koyduk diyebilirdi. Evet. Yani yenilgiyi takımının kötü oyununa yorabilirdi. Ama Galatasaray'ın ne kadar aslında ve Galatasaray'a iyi cevap verdiğimizi düşünüyorum. Ya Galatasaray iyi oynadı, bu da Galatasaray'ın ne kadar iyi oynadığını ortaya koyuyor aslında. Aynen. Sarri'nin de açıklamaları çok kıymetli bu yüzden. Ya zaten gol çok normal. Her zaman oluyor denilecek bir gol değil. Ekstra bir durum. Ama ortada bir oyun var ve karşılıklı bir oyun var. Yani ve hani sırf skora bakıp Lazio çok kötüydü demenin manası yok. Ya da ne bileyim göklere çıkarmanın manası yok. Ama oyuna bakıp değerlendirdiğinde burada da yapılmış doğrular var. Bunları da söylemek gerekiyor yani. Öbür türlü skor yorumculuğu olur. Yani insanlar şey diyor ya, gole bakıp skor yorumculuğu. Hayır. Biz oyuna bakıp oyun yorumculuğu yapıyoruz. Oyun iyiyse golden bağımsız bir yorum yapacaksak iyi oyun diyeceğiz. Fenerbahçe'nin de oyunu iyi. Kaldı ki Fenerbahçe'nin mesela rakibi bence Lazio, yani Lazio mu Frankfurt mu dersen tabii ki Lazio daha yani oyuncu kalitesi bambaşka bir takım yani. Evet. Ama Frankfurt'un temposu daha zorlayıcı bir Türk takımı için bence. Yani özellik bakımından daha zor duruma düşebileceği anlar da oldu. Fenerbahçe de başa çıktı. Biz şimdi şey mi diyeceğiz yani işte bir tane çok güzel gol oldu ama geri sonra topu verdi Frankfurt'a mı diyelim? Niye topla oynayamadı Fenerbahçe? Hani ya böyle zorlama eleştiri yapmayalım takımlarımıza yani. Doğru yapıyorsa iyi yapıyorsa onun üstüne gitmemiz lazım. Ben şunu söyleyeyim. Son olarak benim cümlelerim bunlar. Önder Özen anlatmıştı. Inter'e Fenerbahçe deplasmanda 3-0 yeniliyor o efsanevi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı sene. O zamana kadar bütün takımın sevgilisi herkesin efendime söyleyeyim işte ne en profesyonel çalışanlardan bir tanesi olan Roberto Carlos uçakta ayağa kalkıyor. Herkes beni dinlesin diyor. Ben Roberto Carlos'um, ben böyle yenilemem diyor. Böyle bir yenilgi olmaz diyor. Tamam, benim adım Roberto Carlos diyor. Yenilgi olabilir. Böyle yenilemeyiz diyor. Fenerbahçe sonra Chelsea'ye elendi. Ama Stamford Bridge'de millet tırnaklarını yedi. Tabii. Lan bir tane yersek eleniyor dönüyor. Şimdi bugün Galatasaray Milinkovic-Savic atardı bir tane. 1-1 olurdu. Son dakikada da bir tane bir şey olurdu. 2-1 yenilirdi. O zaman Fatih Terim, ben Fatih Terim'im bu şekilde yenilemem demezdi. Ulan yenildik ama elimizden geleni yaptık derdi. Efendim işte bugün Fenerbahçe penaltıdan döndü işte. Kostiç arka direğe keserdi. Biri de çıkar vururdu. 2-1 kaybederdi. Ulan penaltıda kaçırdık. Bir de yenildik. Bugün herhangi bir Fenerbahçeli topçu bunu demezdi. Pjanic 2-1'den sonra bu lafı söylemez mesela. 5-1, 6-1 bitseydi belki böyle söylerdi. Ama mesela Pjanic de bunu söyleyecektir bir gün. Yani ben böyle yenilemem falan diyecektir yani. Şimdi Pjanic de mesela Beşiktaş mağlup oldu. Böyle bir laf söylemez. Arkadaşlar olabilir, yenilebiliriz der. Şimdi bize bu 3 tane büyük takımımız beni bu minvalde memnun etti. Bak aslında bir mağlubiyet, bir galibiyet, bir beraberliğimiz var. Yani çok bir şeyimiz yok yani. Ama bu minvalde memnun etti. Biz bundan bir önceki seneler, geçtiğimiz yıllarda böyle gidip kurbanlık koyun gibi başımızı koyuyorduk. Kesiyorlardı, gönderiyorlardı abi. Şimdi hiç olmazsa buna bir cevap verebildiğimizi görmek güzel bir şey yani. Daha varız, daha çok yolumuz var. Böyle aman biz UEFA'da da yarı final oynarız. Şampiyonlar Ligi'nde de 2 tur geçeriz. Yok, Dortmund'un içinden geçeceğiz falan. Bu işleri bırakalım da. Hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Roberto Carlos'un o söylediği önemli. Bak ben bu şekilde yenilemem. Şimdi bizim takımlarımız artık bu şekilde yenilmemeyi öğrensin. Sonrasını düzeltiriz. Sonra yine yenilsinler abi yani. Top oynarsın, yenilirsin. Evet. Ya bir şeyler yapalım. Biz bir oyun görelim ya. Ulan bu da kaçar mı diyelim. Ulan böyle keşke topu daha düzgün tutsaydın diyelim. Yani onları konuşalım. Oyun yoktu. Hiçbir şey yoktu. Nitekim de bizi dövüp gönderiyorlardı. Şimdi onu görmedik yani. Bu 3 gündür, evet. Şu 2 gündür, şu 3 maçta bunlardan memnunum ben. Ya da diyelim ki rakip çocukları çok güçlüdü arkadaşlar, yapacak bir şey yok diyelim. Bir de şu da var. Öyle diyelim abi. Bak, aynen 3 takımın diyelim. 3 takımın ortaya koyduğu oyunda da biz burada mesela işte dün de Sergen Hoca'yı da konuştuk. Ligin genelinde de konuşuyoruz. Sergen Hoca'nın takımı Sergen Hoca'nın oyunu.
Fatih Terim'in yeni oluşturduğu bir takım ve Fatih Terim'in kafasındaki oyun planını bu takıma oturtabilmesi. Vitor Pereira yeni gelişiyle beraber, yeni bir oyuncu grubuyla beraber kafasındaki oyun planı. Yani teknik direktör dokunuşu da doğaçlama bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet. Sadece oyuncu performansları, bireysellikten bahsetmiyoruz. Teknik direktörlerin kafasındakileri de aslında oturtmaya çalıştığı, onların da geliştirdiğini görüyoruz yani. Mesela Beşiktaş'ın 2000 yılında Barcelona'da 3 attığı maç var ya, o demişti ki nasıl oldu bu iş yani. Yani çok, çok anlık bir şeydi. Bayağı da çok iyi oynadığı maçtı. Ama böyle sürekli olacak bir oyun değildi. Top göstermemişlerdi. CM'nin save'i gibiydi. Save edip pozisyon. Çok acayip yani, anladın mı? Normal şartlarda olmaması lazım o kadar. İbrahim Üzülmez kariyerin en iyi maçını çıkardı. Daha da olmadı. Olağanüstü maçları. Olağanüstü evet, daha da olmadı ama dediğin gibi Beşiktaş kendi oyununu oynadı. Kendisini Süper Lig'de şampiyon yapan oyunda ise onu geliştirerek Dortmund karşısına çıktı. Fenerbahçe Galatasaray bu sezon transferler dahil tamamen planladığı oyunu oynayarak bu sonuçları ve bu güzel oyunu oynadı. Serdar abinin dediği aslında Roberto Carlos'un sinirlenerek, hani yenilmiş bir de üstüne sinirlendiği anları yaşatan mağlubiyetleri biz milli takımda gördük maalesef yakın zamanda. Çok özellikle Hollanda karşısında. Ben Hollanda karşısında ilk gol yedik ya, dedim ki 7'ye gidiyor maç. 6-7 yani. Hı-hı. Şekil belli. Yediğimiz ilk golün şeklinden belli. Ceza sahasının kale alanına yığılmışız 8 kişi ve kimse topa müdahale edemiyor. Belli yani, o şekilden belli. Rezalete gidiyor maç. Bir de bunun üstüne böyle bir oyun 3 takımımızdan da beni de çok memnun etti. Bir de şey mesela, yani senin diğer versiyonunda hani güçlenmek istiyorum. İtalya maçında devreye 0-0 girdik. Ümidimiz var mıydı ya, biz bu biraz oynayalım yeneriz Allah mesela. Şükür yani böyle devam edelim. Devreye girdik dedik ya. Allah şükür 0-0 attık dedik ya. Hani nefes falan diye girdik yani. Ya futbol yani skordan bağımsız baktığın zaten gösteriyor sana ne olacağını. Ha bir mucize oluyor. Mesela ne bileyim işte Barcelona Celtic falan böyle 10 yılda bir olur yani. Adam kapatıyor 2-1 yeniliyor yani, yapacak bir, o bir tane olur. Ya da ne bileyim Yozgat maçı bir tane olur ama şey olmaz yani. Sürekli o tarz maçlar olmaz. Oyunun gittiği yöne bakmak lazım. Bence bütün takımlarımız oyunun iyi yöne gidiyor. Burada da herhalde şey ya, ilk defa biraz galiba bize parasızlık yarıyor yani. Biraz parayı kısınca ya da ne bileyim kurumu arttı falan, mecbur kaldılar ya. Lan mecbur kaldık, bir şeyler yapalım. Yani meğersem yapabilecekleri şeyleri yapmıyorlarmış. Hani biz bilmiyorlar, sadece parayı bastırıp 33 yaşındaki adamları getiriyorlar diyorduk da meğersem yapabilecekken yapmıyorlarmış yani. Daha fazla kızmamız lazım. Fatih Hoca mesela. Yani Morutan yerine Babeli alıyormuş Galatasaray. Yani. Bugün Fatih Hoca'nın sağ kenarındaki aksiyonunu da aslında sahanın ne kadar içinde olduğunu da göstermedi mi bize? Evet. Değil mi? Aynen. Yani orada olduğunda hep yaşıyordu. Bak, evet, her anı yaşadığında Fatih Hoca'nın takımı daha farklı oluyor aslında. Bak, ve PSV travmasından gelen bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Yani ne kadar farklı bir yöne doğru gittiğini görebileceğimiz bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Yani. Ve hep de önde basın işaretini yapıyordu. Öne çıktım. Evet. Sevgili Ersin, ben burada çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Mustafa'dan örnek alarak, Mustafa'yla program yapmayı bundan seviyorum. Benim söyleyeceklerimi önceden düşünüyormuş gibi. Şimdi ben özellikle diyorum ki, Türk teknik adamlar çok gerideler diye. İşte Şenol Hoca kendini ne yazık ki bir yeniden röneve edemedi yani. Güncelleme. Özellikle Avrupa Şampiyonası'ndaki ağır dayağın şeyini analiz edemedik. Mesela Fatih Hoca da abi olmaz abi şey. Babeller, Feguliler olmaz baba. Yok yani, onlar bitti artık. O da onu fark etti. Bak fark etti. Bir şey yapmaya çalışıyor daha üretim aşamasında. Daha çok eksiği var. Ama bir şey yapmaya çalıştığını ben bugün gördüm. Vitor Hocam zaten bir şey yapmaya çalışıyordu, belliydi. Vitor Hocam Villas-Boas'ın yardımcısıydı Porto'da. Villas-Boas Porto'yu UEFA'ya aldı. Sonra Chelsea'ye gitti. Vitor Hocam'ı da götürmek istedi. Vitor Hocam Porto'da kaldı. Villas-Boas ondan sonra kupa mupa alamadı. Vitor Hocam'dan sonra. Şimdi Vitor Hocam'ın iyi bir tane kondisyoneri, idmancısı olsa çok iyi hoca. Şimdi Sergen Hoca da bir şeylerin farkında yani. Diyor ki 114 koşmuşuz. 120 yapmalıyız ama daha önemli tespiti şu. Bak daha önemli tespiti şu. Ya biz 40-45 arası dağıldık. Bu bizim düzeltmemiz gereken bir şey diyor. Mesela hemen akabinde biz bunu çalışacağız diyor. Yani bir daha 40-45 arası böyle bir şey yaşayamayız diyor yani. İşte adam sana taştan gol attı abi. Yani tempoyu da yükseltsen o yememelisin öyle gol. Yiyemezsin yani. O bu tip küçük nüanslar da çok fark yaratıyor adamlar. Bir de kaliteli oyuncu yani Haaland'ı, Bellingham'ı falan
Brent bayağı iyi futbolcu herifler yani. Onlara yapacak bir şey yok kardeşim. Ama sen bana bir şey göster. Sergen Hoca'dan ben biraz daha fazla taktik görmek isterdim. Biraz daha fazla taktik plan, hücum planı görmek isterdim. Vitor Hoca'dan biraz daha kaliteli oyunculara daha fazla aynı anda sahada bulunması gerektiğini görmek istiyorum. Fatih Hoca'dan da artık şeyi görmek istiyorum. Yani şu devri geçmiş işleri bir bırakmasını bekliyorum. Bunlar olursa daha da ilerleyecekler ama bir renove, bir günümüz futboluna uyum sağlama çabası görüyorum. Kulübelerden çok belirleyici olacak yalnız. Şenol Hoca'dan ne yazık göremiyordum. Çok özür dilerim. Bir anons yapayım hemen daha sonra tamam. Son sözler için vereceğim. Çünkü voley uygulamasına da geçiş yapacağız. Voley uygulamasından yayınımızı başlatacağız birazdan kısa bir süre içerisinde. Uygulamayı indirebilirsiniz. Bizi şu anda YouTube'dan takip eden izleyicilerimize sesleniyorum. 100 izleyicimiz, dün gece de hediyemiz vardı. Bu gece de Esport Plus üyeliği hediye edeceğiz. Oradaki yayınımız başladıktan sonra sorularınızı soru cevap bölümüyle beraber Serdar Ali, Uğur ve Mustafa arka arkaya hızlı bir şekilde soru cevap bölümüne başlayacağız. Son sözleri alayım YouTube yayını için. Şimdi hem Serdar abi'den pas aldım hem de chat'e baktım kapatırken. Zemini sormuşlar. Yenileme demişken Galatasaray'ın yenilemelerinden biri de zemin. Zemin evet. Öğrendiğim kadarıyla 600 bin euro yakın para harcanmış zemini. Çok ciddi bir para. Türkiye standartları ne? Bu kadar beklenmese bu kadar harcanılmazdı ama eski yönetimin ihalesinde belki de bir şampiyonluğa mal olmuş. Kepazeli'nin ihalesinde bu yönetimi aldı. Çok çok iyi bakılmış. Ben çok beğendim zemini. Bu açıdan hani ekstra bir tebriği de hak ediyorlar. Aslında asli bir görev bu. Yani garip bir şey aslında yani. Niye stadın zeminin için övüyorsun denilebilir ama övülmek zorunda bırakılıyoruz. Yani çünkü kimse bakmıyor. Yani bu sanki hani kendi kendine olacak bir şeymiş gibi davranılmadığını görüyoruz biz bu ülkede. O yüzden bu kadar iyi bakılmışken bu kadar kepaze bir zeminin bu seviyeye getirilmesi çok çok önemli. Yeni bir transfer ya. O kadar önemli bence. Çünkü pozitif futbol oynamaya çalışan takımlar her zaman iyi zemin talep ederler. Kötü futbol oynamaya çalışan, dayak atmak isteyen takımlar kötü zemin talep ederler. Bizde bütün zeminler kötü. Nedense yani. Biz yine konuşacağız muhtemelen Kasım ayı, Aralık ayı, Ocak ayı falan. İşte Fenerbahçe deplasmana gittiğinde, Beşiktaş deplasmana gittiğinde ya bu nasıl zemin falan diye konuşacağız. Ondan sonra o tesadüfmüş gibi yapılacak ve biz yine hayatımıza devam edeceğiz. Ama o tesadüf değil yani. Fenerbahçe, Beşiktaş futbol oynayamasın, Galatasaray futbol oynayamasın, Trabzonspor futbol oynayamasın. Hatta gerekirse sakatlık korkusu yaşasın futbolcular, kendini sakınsın diye. O zeminler özellikle kötü bırakılıyor. Bu kadar iyi bir zemin izlemişken hem Galatasaray'ı tebrik edeyim. Çünkü tebriği hak eden bir şey. Evet. Bu ülkenin zeminlere bakış açısını gördüğüm için söylüyorum. Diğerleri için de şimdiden yolumu yapayım da yarın öbür gün çünkü bunları konuşacağız yani. Konuşacağımız zaman da bu yayını hatırlatacağım. İşin en kolayı aslında o zemin yapılmıştı. Tam böyle zamanı dolmadan üzerinde oynanabilirdi de maç. Bak üzerinde oynanabilirdi. Galatasaray yönetimi Fatih Hoca bu konuda o kadar çok şey yaptılar ki hassas davrandılar ki gittiler farklı statlarda oynadılar. Avrupa maçında lig maçını da sırf bu zemin o iyi haline dönüşebilmesi için gerekli zamanı tam anlamıyla bulabilsin diye. Ve bu konuda Galatasaray yönetimi de Fatih Hoca da gerçekten çok dirayetli davrandı. Mustafa? Ben de son cümlemi Serdar abine pas alıp Mesut İrfan konusunda söyleyeyim. Ki burada Vitor Hoca'mı bir anlıyorum ben neden ikisini aynı anda sahada kullanmadığına dair. Çünkü İrfancı'yı bir 8 numara olarak görmüyor. 8 numara daha böyle hareketli set oyununu oynayan Mert Hakan, Zayt gibi oyuncuları tercih ediyor. İrfancı'nın çok öyle oyuncu değil. Çok fazla geniş alanda hareket eden bir oyuncu değil. Forvet arkası olarak görüyor ikisini de. İkisini birden forvet arkası yaparsa şimdi Osayi savunma arkasına koşu yapacak bir kanat bek değil. Top taşıyıcı, driblingçi bir kanat bek. Ferdi oyuna pas kalitesi katan, merkeze çok fazla artı bir pas oyununa katılan, oyuna katkısı olan bir ama çok fazla savunma arkasına koşu atacak bir oyuncu değil. Bir de Mesut da bu değil. Savunma arkasına gidecek oyuncu. İrfan Can da savunma arkasına koşu atacak oyuncu değil. Forvet'in arkasındaki oyuncu. Şey gibi yani golf ne oldu? Durum oluyor o zaman. O yüzden o derin sekans var ya abi Rossi araya bıraktı, Perkaz koştu. Evet. İşte onun gerçekleşmesi için birisinin araya bırakan, birisinin o koşuya atan oyuncu olması lazım. O yüzden ters tarafta Perkaz ya da Rossi'yi tercih etme nedeni bu bence. O zaman peki. Mesut Pelkas oynat. Yani Sivas maçında artık öyle olur. Dakika 70. Bir kalite lazım sana orada. Mesut Pelkas net olur evet.
Şimdi evet. Güzel sorular da gelmeye başlamış. Yani oyunun içinde çok güzel sorular var. Geçelim, voley uygulamasına geçelim. Hala indirmeyenler var ise onlar da voley uygulamalarını linklerden indirebilirler ki sosyal medya hesaplarımızdan da linki de paylaşıyoruz. Daha kolay ulaşabilmeniz açısından da onu da hatırlatmış olayım ben. 100 izleyicimize Esport Plus üyeliği hediye edeceğiz bu gece. Çok güzel bir soru cevap bölümünü başlatacağız. Çok kısa bir ara rica ediyoruz. Voley uygulamasında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.